Değerli basın emekçileri, basın toplantımıza başlarken sizin gibi basın emekçiliği görevini binbir zorlukla icra eden, ancak Afrin saldırısı başladıktan sonra yaptığı haberler ve iktidar güdümünde olmayan haber alma hakkını sağlama çabası içerisinde olduğu için şu an gözaltında bulunan değerli basın emekçilerini, başta yazar Nurcan Baysal ve yine Sibel Hürtaş, Hayri Demir, şahsında bütün basın çalışanlarının derhal serbest bırakılmasını ve görevinin başında görevlerini özgürce ifa edebilecekleri koşulların sağlanmasını talep ediyoruz. Değerli basın emekçileri, geçtiğimiz geceyi maalesef Ankara Emniyet İl Müdürlüğü ile sıkı görüşmeler, telefon görüşmeleri yaparak belki de açığa çıkabilecek ülkenin başkentinde, Ankara'nın göbeğinde olası bir cinayeti önlemekle geçirdik. Partimizin bileşeni olan Ezilenlerin Sosyalist Partisi, ESP'li gençlerin Ankara Tınaztepe Mahallesi Başçavuş Sokak'taki evinde bulunan 3 parti gençlik üyesinin maalesef bir tehdit altındayken, onlardan birinin babasının kendisini TEM polisi Mehmet olarak tanıtan kişi tarafından "oğlunuz ya o evden çıksın ya da birazdan başına nelerin geleceğini göreceksiniz" tehdidini aldıktan sonra gençler kalmış oldukları evin önünde plakası, markası, rengi belli olan ve bizde kalan, bunu ilgili suç duyurusunda kullanacağımız için bir aracın içinde yine silahlı ve bizim de emniyet mensubu, güvenlik gücü olduğunu düşündüğümüz kişilerin beklediğini görmüştür. Haberi alır almaz nöbetçi emniyet müdürü, Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, yine adı bizde olan beyefendiyi arayarak durumu kendisine bildirdik. Bir yandan da avukatlar ve partililerimiz en yakın polis karakoluna giderek bu tehdit ihbarını bildirmişler. Aynı zamanda evin önünde bekleyen aracın ne olduğunu anlamaya, öğrenmeye, polisin bu konudaki bilgisini edinmeye çalışmışlar. Ancak karakoldan hareket eden resmi bir polis ekibi, oraya başvuru için gelen partililerimiz ve avukatları yanlarında götürmeyerek gidip binanın önünde bekleyen, tamamı sivil olan araçtakilerle görüşüp geri gelmişler. Şimdi bunlar kimlerdir? Ülkenin içerisine çekilmiş olduğu siyasi ve güvenlik atmosferinin hangi mecrada seyrettiğini anlayabilmemiz açısından gerçekten çarpıcı, trajik ve belki de tedbiri alınmaması durumunda bir felakete doğru ülkeyi sürükleyebilecek durumla karşı karşıyayız. Çünkü farklı siyasi partilerin son 2 haftada sıklıkla gündeme getirdiği üzere ve Aralık ayının sonunda çıkmış olan KHK'da özellikle gündeme gelen bazı bizim paramiliter güçler olarak adlandırdığımız hukuk dışı güvenlik güçlerinin aktif olduğunu, bu hücrelerin ülkenin farklı yerlerinde her türlü hukuk dışı iş ve işlemleri yapabileceklerini, ama gelinen nokta itibariyle Ankara'nın göbeğinde, Çankaya ilçesinde, şu meclise yürüme mesafesiyle 10 dakikalık, 15 dakikalık yerde yurttaşın can güvenliğinin ne hale getirildiğinin göstergesidir. İktidar ülkeyi nasıl bir ateş çemberinin içerisine attığının farkında olmalıdır. Bu olay yaşanmadan saatler önce Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında toplanan güvenlik zirvesinde hiçbir vasfı olmayan, sadece bir şekliyle yakın zamanda getirilmiş Cumhurbaşkanı danışmanı yapılmış ve bütün bu tartışmaların odağında sivilleri silahlandıran, eğiten,
Aynı şekilde kendilerinin de itiraf ettiği üzere Türkiye'nin komşularındaki cihadist örgütlere eğitim verdiklerini söylemekten geri durmayan bir güvenlik şirketinin başkanı o güvenlik zirvesinde bulunuyor. Biz dün o güvenlik zirvesinde oturan güvenlik şirketinin başkanını, kaldı ki alabildiğine tartışmalı, alabildiğine şaibeli iş ve işlemlerle anılan güvenlik şirketinin başkanının bulunuyor olmasının bu ülkede milli güvenliğin ne anlama geldiğini, güvenliğin nerelere havale edildiğini göstermesi açısından bütün toplum olarak kaygı duymamız gereken bir husustur. Bir yandan bir güvenlik şirketi başkanı, ki bu öyle hastane güvenliğini falan sağlayan bir şirket değil, alabildiğine ciddi ateşli silahlarla, savaşlarda kullanılan silahlarla eğitim veren bir şirket, bir zirvede, ülkenin güvenlik zirvesinde bulunacak. Ondan birkaç saat sonra kendini polis olarak tanıtan kişi Sedat Polat adındaki gencin babasını arayarak çocuğunun o evden çıkmaması durumunda infaz edileceğini söylüyor. Bunların hepsi ülkenin başkentinde yaşanıyor. Bu ülkede hukukun üstünlüğünü, bu ülkedeki demokratik düzeyin, bu ülkedeki güvenlik zafiyetinin vardığı nokta itibariyle çok çarpıcıdır. Diğer yandan da ifade etmek isterim ki, değerli basın emekçileri, 5 gündür devam eden ve Türkiye'nin egemenlik sahası olmayan, Türkiye'ye hiçbir saldırının düzenlenmediği, bırakın silahlı saldırıları, bir çakıl taşının bile atılmadığı Suriye topraklarının iç savaş patlak verdiğinden beri en istikrarlı yerleşim birimine çevresindeki kırsal yerleşmelerle birlikte bir saldırı var. Bu saldırının amacı bu iki örnek içerisinde gizlidir. Bu saldırının amacı, çok açık söylüyoruz, İç siyasette fırsata dönüştürülmek istenen bir operasyon yapılıyor Suriye'ye. Bugüne kadar Afrin bölgesinden Türkiye'ye bir çakıl taşı atılmadığı gibi, bundan sonra da doğru ilişkiler kurgulanması durumunda hiçbir çakıl taşının atılmayacağını bu devleti yönetenler bizzat iyi biliyorlar. Hele hele diyalog yönteminin işletilmesi durumunda 2011'den beri Arap saçına dönen ve bütün güvenlik zafiyetlerinin, iç savaş trajedilerinin yaşandığı Suriye'de bir çölde vaha gibi kalan o modelin, Afrin'deki modelin Suriye'ye hakim olması durumunda bütün Suriye halklarının soluk alabileceği gerçeği biliniyorken oraya operasyon yapmanın sebebi bu ülkenin güvenlik zafiyeti olamaz. Biz buna inanmıyoruz, inanmadık. Çünkü kaldı ki Afrin'in birazdan sayacağım belli özellikleri dışında da oraya saldırı başladığından beri insani duruş sergileyen, ahlaki ve vicdani ölçülerde bütün savaşlara karşı olduğu gibi bu savaşa da karşı olduğunu ifade edenlere dönük yazar, çizer, gazeteci, akademisyen, yurttaş, partili, siyasetçi, herkese dönük siyasi operasyonlar yapılmaktadır. Bunun talimatını da bizzat AKP Genel Başkanı vermiştir. Kimse kalkıp bizim partililerimize dönük Antalya'da, Muğla'da, İzmir'de, Diyarbakır'da, Mardin'de, Van'da, Çanakkale'de, Niğde'de yapılan operasyonların tarafsız ve bağımsız yargının işi olduğunu bize anlatmasın. Böyle bir şey yok. Ve parlamentoda tek barış isteyen parti olabiliriz ama bu ülkenin kahır ekseriyeti tarihsel misyondan almış olduğu kültürle barışseverdir. Bu ülkenin kahır ekseriyeti bu savaşta kendi çıkarını görmemektedir. Bu ülkenin kahır ekseriyeti bu savaşta yarınını görmemektedir. Can güvenliğini görmemektedir. Mal güvenliğini görmemektedir. Ekonomik geleceğini görmemektedir. Eğitim, sağlık, kültür, sosyal, toplumsal yaşamının akışının bundan çok iyi olumsuz etkileneceğini çok iyi bilmektedir.
Bu ülke oradaki Kürtler ve onlarla birlikte yaşayanlara dönük bir operasyon olabilir ama bu ülkede hiç kimsenin, sadece Kürtlerin değil, bu savaşta bir çıkarı yok. Bilakis kendi rızkının, çoluk çocuğunun rızkının oraya harcandığını iyi biliyor. Oraya atılan her bomba ihraç edilen zavallı emekçinin, günahsız emekçinin maaşıdır. Oraya atılan her bomba enflasyonun yükselmesidir. Oraya atılan her bomba işsizliktir. Oraya atılan her bomba daha fazla açlık, yoksulluktur. Bunu bu ülkenin bütün insanları çok iyi bilmektedir. Bu sebeple bu iktidara destek vermemektedir. Kimseyi bulamamışlar. Orta Asya'dan, Kafkasya'dan, Orta Doğu'nun farklı yerlerinden bu ülkeye göç etmiş olanların sözüm ona hazırlanmış bir tiyatro kurgusuyla askerlik şubeleri önünde ben de buraya savaşmaya gitmek istiyorum dilekçelerini bir pandomim olarak ortaya koyuyorlar. Bu ülkenin yurttaşları bu savaşı istemiyor. Kendi vergilerinin bu savaşta harcanmasını istemiyor. Kendi vergileriyle yeni yatırımların yapılmasını, ülkenin barışının tesis edilmesini, demokrasinin, özgürlüklerin arttırılmasını, işsizliğin azaltılmasını istiyor. Şimdi bütün bunlar orta yerde dururken biz tekrar söylüyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde barış istemek suç değildir, olamaz. Bu sözlü ifade edilir. Bunun yazısı yazılır. Bunun sosyal medyada paylaşımı yapılır. Kimse savaş istedi diye suçlanamaz. Hakkında yargısal faaliyet yürütülemez. Güvenlik tedbiri geliştirilemez. Bilakis savaş istemek suçtur. Bütün uluslararası sözleşmelerde teminat altına alınmış olan en temel evrensel hak barış hakkıdır. Biz dünyanın her yerinde ve her zaman bu ülke insanların barışa karşı çıktığını iyi biliyoruz. Biz tek bugün Afrin Savaşı'na karşı çıkmıyoruz. Biz 80'lerde Afganistan'daki savaşa karşı çıktık. 80'lerde İran-Irak Savaşı'na karşı çıktık. 91'de Körfez Savaşı'na karşı çıktık. Enfal, Halepçe'deki katliamlara karşı çıktık. Osetya'daki savaşa karşı çıktık. 90'larda Saraybosna'da katliamlara neden olan Bosna Savaşı'na karşı çıktık. Kırım Savaşı'na karşı çıktık. Bir bütün olarak el cümle biz savaşın cereyan ettiği her yere de savaşa karşı çıktık. 2013, 2014, 2015'teki çözüm sürecine büyük bir değer biçerek, tümüyle bedelini ödeyerek bugün arkadaşlarımızın, eş başkanlarımızla birlikte bedel ödediği üzere 100 yıllık toplumsal yaranın kapanması, Kürt meselesinin çatışmacı politikalarla değil barışçıl yöntemlerle çözülmesi gerektiği konusunda barış irademizi ortaya koyduk. Sekmez bir şekilde bu ülkede en istikrarlı şekilde mütemadiyen barış istemiş bir partiyiz biz. Ve bunun sadece HDP'nin talebi ve arzusu olmadığını çok iyi biliyoruz. Bu ülkenin kahır ekseriyeti barışseverdir. Aynen İran, Irak'ta, Afganistan'da, Bosna'da, Osetya'da, Kırım'da ve dünyanın her yerinde barışa, savaşa karşı çıktıkları gibi. Mısır'da karşı çıktıkları gibi. Tunus'ta karşı çıktıkları gibi. Cezayir savaşlarına 1960'larda karşı çıktıkları gibi. İsrail-Filistin savaşına karşı çıktıkları gibi. Bu ülkeyi ve insanlarını savaş isteyen diye göstermek suçtur. Bu ülkenin insanları Kadir Şinas'tır. Bu ülkenin insanları vampir değildir. Bu ülkenin insanları kan sevici değildir. Bunu isteyen bir avuç insanın iktidar uğruna başlatmış olduğu bu savaşa destek vermek zorunda hiç değildir. Bir kişi çıksın bu savaşın sonucunda bu ülkenin ne kazanacağını anlatsın bir bakayım. Desin ki bu savaşla birlikte işsizlik azalacak, açlık azalacak, yoksulluk azalacak, enflasyon düşecek, milli gelir artacak, kişi başına düşen gelir artacak, dış borç kapanacak. Bir çıksın bir desin ya. Bunların hiçbirini görmeyenler bu savaşın
gerekçesini toplumdan gizlemeye, sözüm ona bir bölünme paranoyasıyla tekçilik teranelerini dayatmaktadırlar. Bir de haklı olarak 5 gündür bu ülkede neler konuşulmuyor? Bu halkın gerçek gündemi konuşulmuyor. Nedir bu halkın gerçek gündemi? Bosna'dan gelen binlerce tonluk bozuk ettir. Niye konuşulmuyor? İşte savaş bunları, bu gerçeklerin üstünü örter. Nedir? Geçen hafta parlamentoda dile getirdiğimiz üzere 115 Suriye'den göçmüş hamile 115 çocuktur. Bu ülke onunla yaralanmıştır. Kendi adına doğru misafirperverliği bu hükümetin ve iktidarın yapmadığına inanmıştır. Nedir? Sivillerin silahlandırılmasıdır bu ülkenin gündemi. 2017 yılında yaşamını yitiren, iş cinayetlerinde yaşamını yitiren, 2006 işçinin yaşamını yitirmesidir. Ekmeğin küçülmesidir, gelirin azalmasıdır, işsizliktir, yoksulluktur. Fazla değil arkadaşlar. 10 gün önce şu parlamentonun Dikmen kapısına gelip insanlara dayatılan öğrenilmiş çaresizlik sebebiyle kendini yakanları görüyorduk. Niye bunlar gizleniyor? İşte bu savaş onun için çıkarıldı. Az mı ya? 409 kadın cinayeti işlendi 2017 yılında. Bunlar konuşulmasın ve iktidarın bundaki sorumluluğu gözler önüne serilmesin diye bu savaş çıkarıldı. Kim onun peşine takılmış olursa olsun, vatan savunması safsatası adı altında haksız iktidarın sürdürülmesine can simidi olan hangi muhalefet partisi olursa olsun biz olmayacağız. Akıllara zarar bir şey ya. Ana muhalefetin genel başkan yardımcısı çıkmış, iktidar muhalefet farkı ortadan kalktı diyor. Nasıl kalkabilir? Demokrasi ortadan kalktı demektir bu. Demokratik siyaset ortadan kalktı demektir bu. Ülke 1946'daki tek partili rejime geri döndü demektir bu. Biz muhalefet partisiyiz. Barış istiyoruz. Savaşa karşıyız. Bunun bedeli ne olursa olsun bu muhalif kimliğimizi ve muhalefet yapma biçimimizi devam ettireceğiz. Kim bu iktidara payanda oluyorsa olsun bizim adımıza konuşamaz. Biz var olduğumuz sürece ki olacağız, bütün Türkiye halklarıyla birlikte bu ülkede iktidarla muhalefet bir olmayacak, muhalefet ortadan kalkmayacak. Akıllara zarar ya, Allah aşkına ya, muhalefet artık yok. Nasıl olmaz? Muhalefet yok demek, demokrasi yok demek, hukukun üstünlüğü yok demek, müesses nizam yok demek, çağdaş devlet yapısı yok demek, kurumsal devlet yapısı yok demektir. Kim ne hakla muhalefet artık olmayacak anlamına gelen iktidar muhalefet bir oldu diyebilir? Muhalefetin bittiği gün bu ülkede insanların umudu biter. Farklı düşünme özgürlükleri ortadan kalkar. Şimdi peki az önce saydım savaşın üzerine örttükleri. Bir de savaşın üzerine örttüğü örtünün üzerinde ne var peki bu savaşla birlikte? Tabii Sadat Başkan'ı var işte güvenlik zirvesinde. Ne var başka o örtünün üzerinde? Kolundaki 700 bin liralık saatin hesabını vermemiş bakanın ödül töreninde boy göstermesi var. Ancak bu gibi rejimlerde gösterilebilir bunlar. Ne var başka? AKP'li ilçe başkanının uzun namlulu iki silahla poz vermesi var. Bu mudur özlem duyduğumuz muhayyel çağdaş devlet yapısı? Biz bundan imtina ederiz. Böyle bir siyaset yapma biçiminden de imtina ederiz. Bir radyocunun çıkıp bu örtünün üzerinde işte savaşa karşı olan milletvekili varsa vurun demesi vardır. Oysa savaş isteyene bu fırsatı vermeyin, bu imkanı vermeyin. Barış isteyeni övün demek olmalıdır bu ülkede. Bu ülkenin müktesebatı, tarihsel geçmişi, bir arada yaşama kültürü, kardeşlik duyguları buna tekabül eder. Yoksa biz kim, hangi savaşta, nerede, gazi mi oluyor, ne oluyor bilemeyiz. İktidarda olanın,
iktidarını sürdürmek üzere çıkarmış olduğu haksız bir savaşın gazisi olmayı kim kendine layık görüyorsa buyursun, görsün. Düşünün, neymiş? Afrin'de yeni bir yaşam inşa edilecekmiş. Peki oradaki 1 milyon insana ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bakın, oradaki 1 milyon insanın yarıdan fazlası, 3/4 sonradan oraya göç etmiş. Oradaki kardeşlik ortamını, hoşgörü ortamını, çatışmasızlığı, dış tehditlere karşı öz güçle, öz savunmayla korunma biçimini gördüğü için oraya sığınmış. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Şu anda sizin şöyle bir şey var mı ya? Ben sıkarım, askere hedeflidir o kurşun, sivil görünce sekip gider diye bir şey var mı? Sizin yöneldiğiniz yerde yerleşim birimi var, kent var, ilçe var, köy var. Havadan bıraktığınız bombanın parçasının sivil gördüğü kenara çekilmesi gibi bir durum olur mu? Sivilin bundan etkilenmemesi mümkün olur mu? En nihayetinde Afrin'e ne yapmak istiyorsunuz? Afrin bugüne kadar Türkiye için bir tehdit olmadığı gibi bugünden sonra da hiçbir zaman tehdit olmayacağını ortaya koymuştur. Afrin Türkiye'ye, bırakın topu, tankı, ateşi, silahı, zeytin dalı atıyor, barış atıyor. Birlikte ticaret yapalım, birlikte topraklarımızı, coğrafyamızı daha fazla yaşanabilir kılalım diyor. Dış tehditlere karşı kendini orada kendi içinden çıkardığı güçle koruyor diye başka bir devletin, komşu bir devletin, kardeş olarak halkları görülen bir devletin hedefi haline getirilemez. Bütün bunlar bilindiği için değerli basın emekçileri, bu operasyonun, bu saldırının, bu savaşın adı, o nedenle çok manidar bir şekilde zeytin dalı bırakılmıştır. Zehirli bitki olan baldıranın adı konsaydı. Ne zeytin dalı? Kızıl elma operasyonu denseydi buna. Daha isabetli olurdu. Barışı simgeleyen bir bitkinin ve ekolojik ortamda, doğal ortamda bütün heybetli görünüşüyle güzel bir coğrafya sunan, coğrafya sunulmasına katkı sunan bir ağacın adı nasıl bir operasyonda insanların ölümüne, operasyon yapanların veya operasyonun hedefi olanların ölümüne sebep olan bir savaşın adı konabilir? Değerli basın emekçileri, bir de bu operasyonda kullanılan özellikle ÖSO'nun geriye dönük sicilini bu ülkenin askeriyle, polisiyle, ordusuyla eşitlenir bir şekilde bu operasyonda kullanılıyor olması bu ülkenin halklarının vicdanını sızlatıyor. Kimden oluşuyor ÖSO? Nurettin Zengi Tugay'ından oluşuyor. Ne yapmıştı Nurettin Zengi Tugay'ı? Daha hafızalardadır. 12 yaşındaki Filistinli çocuk olan Abdullah İhsan'ın başını kesmişti. ÖSO'nun içerisindeki Nurettin Zengi Tugay bunu yapmadı mı? Girin internetten bakın. ÖSO kimlerden oluşur deyin, Nurettin Zengi Tugay çıkacaktır. Ve Abdullah İsa isimli çocuğu yazın, o Nurettin Zengi Tugayları 12 yaşındaki Filistinli çocuğun başını kesmişti. Türkiye bunu hak etmiyor. Türkiye bu gibi insanlık düşmanı barbarları eğiterek paramiliter güç olarak kullanamaz. Bu ülkenin Türk'ünü, Kürd'ünü böyle eğitilmiş bir paramiliter güç temsil edemez. Alevi'yi, Sünni'yi temsil edemez. Emekçiyi temsil edemez. Kadını temsil edemez. Başta savaşın mantığına karşıyız. Daha sonra da bu savaşta kullanılan ÖSO'nun ne menen bir şey olduğuna karşıyız. El-Kaide dendiği zaman bütün dünya halkları hafızasında neye tekabül ettiğini hiç burada anlatmama gerek yok. ÖSO'nun içerisinde El-Kaide türevi olan Ahrar Uşşan var. Biz kimi eğitiyoruz? Bu ülkenin kaynaklarını kimin eğitilmesi için kullanıyoruz ki onun yapacağı operasyonlar ne hayır gelsin bu ülkeye? Bütün bunlar bilinmesin diye işte basın
briefingle engellenmeye çalışılıyor. Her maddesi basın özgürlüğü açısından utanç vericidir. Basının görevi hiçbir baskı altında kalmadan bırakılmaksızın toplumun doğru haber alma hakkını sağlayabilmektir. Tarafsızca, objektif. İktidarlar yanlış yaparsa onu teşhir etmek de basının görevidir. İktidar tarafından zapturapt altına almak değildir basının görevi. Değerli basın emekçileri, söyledik tekrar söylüyoruz. Bu operasyonun adı Zeytin Dalı Operasyonu olarak bu halkların vicdanında mahkum olmuştur. İnsanların aklına bu operasyon gelince baldıran bitkisi gelir, kızıl elma gelir, tekçilik gelir, iktidar dışında başka hiçbir rengi tanımayan ve demokrasi hedeflemiş olan bütün herkesi hedef gösterme olarak gelir. Son olarak da şunu ifade etmek isteriz ki muhalefeti ortadan kaldırma çabalarına binaen biz muhalefet yapmaya, muhalefet yaparken de hümanizmi esas almaya, insanlığı esas almaya, savaşın karşısında barışı esas almaya, ölümün karşısında yaşama esas almaya, yoksulluğun karşısında herkesin çoluk çocuğunun rızkını kazanmasını esas almaya, çirkinliğin karşısında güzelliği esas almaya devam edeceğiz. Toplumsal kamplaşma yerine halkların kardeşliğini esas almaya devam edeceğiz. İşte düşünün şu anda Çanakkale ve İzmir il eş başkanlarımız göz altında. Neymiş sosyal medya operasyonu? Araştırın Allah aşkına. Ne Çanakkale il eş başkanımızın ne de İzmir il eş başkanımızın sosyal medya hesabı yok. Bu kadar vicdandan yoksun, hukuktan yoksun, muhalefeti hedeflemiş ve talimatı da siyasi iktidardan almış, onu iktidar partisinin genel başkanından almış olan siyasi soykırım operasyonlarıyla karşı karşıyadır HDP. Ama biz tekrar söylüyorum, ilkesel bir yaklaşım olarak savaşa her yerde karşı çıktık. Çıkmaya da devam edeceğiz. Bugün günü kurtarmak üzere iktidar partisinden korktuğu, iktidardan baskısından korktuğu için hizaya geçmiş olabilir ana muhalefet ve diğer muhalefet partileri. Biz geçmeyeceğiz. Tarih bugünleri yazacak. Tarih partisini kurmuş olanların 100 yıl önce söylemiş olduğu bu ülkenin kurucusunun yurtta sulh, cihanda sulh yasası altına geçip savaş tamtamı çalan iktidar partisinin arkasına sığınanları da yazacak. O zor süreçte ülkeyi ateş çemberinin içerisine atmak isteyen politikalara karşı kim karşı duruyordu dendiği zaman bu ülkenin yoksulları, emekçileri, Alevileri, kadınları, Türk'ü, Kürt'ü herkes karşı çıkıyordu ama onların oyunu almış olan muhalefet ve iktidar partileri o oylara layık olamadılar. O oyları barış istikametinde kullanmadılar. O oyları zenginlik temelinde kullanmadılar. O oyları ekonomik refah temelinde kullanmadılar. O oyları kardeşlik temelinde kullanmadılar diye yazacaktır. Bütün bunların sonucunda bir an önce bu operasyondan vazgeçilmesini, halkın duygularına kulak verilmesini, parlamentonun hemen açılmasını, parlamentonun kapatılma sebebinin bizim dışımızdaki üç mecliste grubundan parti tarafından 3 partinin imzasıyla kapatılması nedenini şimdi daha iyi anlıyoruz. Gerçekler dile getirilmesin diye. Gerçek muhalefet, barış muhalefeti yapan HDP'nin sesi parlamentoda duyulmasın diye parlamento kapatıldı. Ve biz parlamento açık da olsa, kapalı da olsa, yaşamın neresinde olursa olsun, bu ülke halklarıyla birlikte onların duygularına tercüman olabilecek barış politikasını ve mücadelesini yürütmeye devam edeceğiz. Tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli basın emekçileri, son bir husus, özellikle bu
partimize dönük operasyonları ifade ettim. Önceki gün örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcımız ve Van milletvekilimiz Nadir Yıldırım hukuktan yoksun, yerleşik yargının bütün teamülleri çiğnenerek tutuklanma kararı çıkarılmıştır hakkında. Bir duruşması var. Bu duruşmaya binaen, bu dava dosyasına binaen 2009 ve 2014 yılları arasında 5 yıl kesintisiz cezaevi yapmış bu arkadaşımız. TCK'ya göre de bir dava dosyası tamamlanmadan en fazla 5 yıl tutuklu kalınabilir. Bu sebeple 2014 yılında bırakılmış ve partimizi kongremize hazırlayan, örgütlenmeden sorumlu gibi en etkili eş genel başkan yardımcılığımızı yürüten Nadir Yıldırım milletvekilimiz, hiçbir şekilde duruşma yokken bütün yargı teamülleri yerle bir edilerek savcı tutuklama talep ediyor. Mahkeme heyeti avukatlarına haber veriliyor. Avukatlar geliyor. Nedir? Tutuklamaya dönük yakalama kararı çıkardık. Bugün hukuksuzluk HDP'ye karşı yürütülüyor olabilir. HDP barış istediği ve halkların sesine kulak verdiği için buna uğruyor olabilir. 4 Kasım siyasi darbesi yapılırken ve belediyelerimize kayyum atanırken ana muhalefet partisine bu sürece karşı destek verdiği, sonra da sessiz kaldığı için uyarmıştık. Sonra kendi belediyelerine sıra geldi, kendi milletvekillerine sıra geldi. Ona da tepkimizi ortaya koymuştuk. Bugün bu savaş dalgası altında nelerin yürütüldüğünü iyi bilmeli. Eğer buna karşı samimi bir mücadele ortaya koymazsa aynı sıranın kendilerine geleceğini, hukukun üstünlüğünün ortada kalmadığını, yargının tarafsızlığının ve bağımsızlığının artık bu ülkede rahmet okutulacak bir düzeye geldiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Tekrar hepinize iyi günler, iyi haftalar diliyorum.